ve kırmızı çizgiler. Söndüğü zaman kalkışımı yapıyorum. Gaza basmamışım gibi mi algıladın gerçekten? Büyük bir sıkıntı, büyük bir sıkıntı. Çok büyük sıkıntı bu arada. Merhabalar, ben Efir. Yine yepyeni bir online lobby videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Hollanda'dayız. Hollanda'da bu sefer sıralama turunu döneceğiz. Biliyorsunuz öyle çok fazla yorum geliyordu. Abi bir de sıralama turu dön. En önden başla. En önden başlayıp en önden bitirmeye çalış. Olabildiğince en tryhard yarışlarından birini yap gibi çok fazla yorum geliyordu. O tarz bir şeyler yapalım. Gene çok tryhard olmamıza gerek yok. Çok tryhard bir şekilde yarışmayalım ama mümkün olduğunca önden başlayıp önden bitirmeye çalışalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Evet görüyorsunuz Red Bull aldım bu sefer. Haas sürmüyorum. Neden Haas sürmüyorum? Zaten önceki videoda konuşmuştuk. Haas dışında araçlarla sürmemi çok fazla istiyorsunuz. O yüzden de böyle bir karar almıştık. O yüzden bu seferlik Red Bull sürüyorum. Bir dahaki yarışta ne süreceğimi de siz karar verebilirsiniz yorumlarda yazarak. Mümkün olduğunca yorumlardaki araçlara nasıl bir şey söyleyebilirim ki burada? Mümkün olduğunca yorumlarda talep etmiş olduğunuz araçları kullanmaya çalışacağım elimden geldiğince. En hızlı turu almaya çalışıyorum. Sektör 1'i mor almayı başardık. Gayet hızlı bir tur atıyor gibiyiz ama bir yandan da korkuyorum açıkçası. Çok tehlikeli bir harita gerçekten. Hani hızlı ve limitleri zorladığınız zaman en ufak bir hatanızda gerçekten sizi ölüme götürebilecek bir harita. Çok fazla kayma yaşayabileceğiniz bir harita. Çok fazla şişik körbü var. Sosis körp de diyebiliriz. Mesela şu sağdaki körp gerçekten ölüme götürebilir. Bakalım birinciliği almayı başarabildik mi? Şu an direksiyonumda birincisin yazıyor ama belli olmaz. Yine derken birinciliği almayı başardık. Çok güzel bir süre değil. Biraz zorlanarak yaptık. Biraz sıkıntı yaşadık yani. Birkaç ufak tefek hatamız oldu ama yine de güzel bir süre atmayı başarmışız. 1.1 saniyelik bir fark atmayı başarmışız. En yakın rakibimize bu gerçekten güzel bir sonuç benim için. Umarım hiç safety car çıkmaz. Direkt yarışı başladığımız gibi bitiririz. Yaklaşık bir saniye daha hızlı olduğumuz için önemli olan şey ilk virajda rakibinizin arkasına düşmemek şu an. Benim için en azından en önemli olan şey bu. Eğer rakibimin arkasına düşersem o zaman bir tık sıkıntı yaşayabilirim. Geçelim bu ekranı da. Ve lobimiz dolmuş. Yaklaşık yine 20 kişi olmuşuz sayılır. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 kişiyiz lobide. Dediğim gibi İlk virajlar çok önemli. İlk virajları önde bitirmeyi başarabilirsem durumu atlatırım. Eğer fazla gaza basıp bir hata yaparsam, yani fazla gaza basmak gibi bir hata yaparsam kalkışta arka lastiklerim kilitlenecektir. Yani sarmaya başlayacaktır. Sarmaya başlarsa çok fazla zaman kaybedeceğim. O sırada rakiplerim beni geçebilir. Ya da kalkışta çok korkarak davranırsam, az gaza basarsam bu sefer de kalkışta çok yavaş kalacağım için yine rakiplerim beni geçebilecek. Bizim için en önemli şey o optimum çizgiyi, o optimum dengeyi sağlayarak gazlamak. Yani mümkün olduğunca az arka lastiklerin sarmasını sağlamamız lazım. Aynı zamanda da hızlı bir kalkış yapmamız lazım. Bu gerçekten ayarlaması zor bir şey. Çok fazla zaman isteyen, çok fazla pratik yapmanız gereken bir durum. Onu söylemek lazım. Bakalım başımıza neler gelecek. Tabii ki ilk işimiz ne? Her zamanki gibi benzini azaltmak. Mümkün olduğunca sadece yarışı bitirecek kadar benzin almaya çalışıyorum. Tabii ki safety car geldiği zaman bu artıya dönüşüyor bizim için. Tekrardan yakıt birikiyor ama olabildiğince az benzin alıyoruz ki aracımızın ağırlığı azalsın. Çok daha hızlı olalım değil mi arkadaşlar? Bakalım başımıza neler gelecek. Biraz heyecan yaptım. Yalan yok. Şu an biraz heyecanlıyım. Uzun zamandır önlerden başlamıyoruz. Yaptığımız bir şey değil bu çoğunlukla. O yüzden gerginim şu an. Şöyle gazımı 3 çizgi kadar ayarlıyorum. Daha önce kalkış nasıl yapılır diye anlatmıştık zaten. Ve kırmızı çizgiler söndüğü zaman kalkışımı yapıyorum. Gaza basmamışım gibi mi algıladın gerçekten? Büyük bir sıkıntı, büyük bir sıkıntı. Çok büyük sıkıntı bu arada. Ben hala ghost muyum acaba? Ya yapabileceğim en kötü hatayı yaptım gerçekten. Ciddi olamazsın. Burada çok büyük bir kaza oldu.
En azından kalabalığın ortasında kaldığınızda neler yapmanız gerektiği konusunda bir ufak tefek bilgi almış oldunuz arkadaşlar. Kalabalığın ortasında kaldık. Orta sıralarda kaldık. Ve yaptığımız şey neydi? Kendimizi olabildiğince sağa sola fırlatmak, olabildiğince rakiplerden uzak tutmaktı. Çok güzel bir örnek oldu aslında sizler için. Bunu da fırsat olarak çevirebiliriz bence. Bir fırsat olarak kullanabiliriz. Ne zamandır önlerden kalkmıyordum. Kalkışa çok fazla önem vermiyordum. O yüzden kalkışı yapamadık. Beceremedik arkadaşlar. Az kaldı. Bir şekilde gazımız az kaldı. Bilmiyorum. Gaza basıyordum da çok mu fazla geri çektim acaba? 3 çizgiyi ayarlamıştım. Sonra muhtemelen azalttım kendi kendime onu. Tabi sizler daha net görmüşsünüzdür tekrardan ama. Ben 3 çizgiyi ayarlayıp sonra ışıklara odaklanmıştım. O sırada muhtemelen gazdan ayağımı çektim biraz. O da bir miktar sıkıntı yarattı bizim için. Bakalım kanadı kırık olanlar var mı ya da lastik değiştirmeyi tercih edecek olanlar var mı? Ben lastik değiştirmeyeceğim. Bir dahaki safety car'la birlikte medium lastiklere geçmeyi planlıyorum şu an için. Keşke pite girseydi birileri. Kötü. Var. Pite giren var. 4 kişi var. Az ama olsun. Şimdi tedirginiz. Şimdi çok daha fazla tedirginiz. Red Bull'la kalkış yapamıyormuşum ben arkadaşlar. Hemen bahanemi de uydurayım değil mi? Haas her zaman kalkış yaparız da yani Red Bull olmuyormuş. Oo, safety car burada. Safety car'ı birinci pilot geçmeyi başarmış. Burada McLaren pilotu kanat kırdı. Ne kadar ESC'ye bırakmış olsa bile sert bir frende kanadınız kırılabiliyormuş. Bunu görmüş olduk. McLaren şu anda kanadı kırık. Muhtemelen en kısa sürede pite girecektir. AI olarak pite girmezse daha büyük bir sıkıntı. Oo, burada bir karmaşa var. Bir şeyler oluyor burada. Çok büyük bir sıkıntı. Ferrari pilotu gitmiş. İllegal aldım. Geçmelerini sağlamaya çalışıyorum. McLaren pilotundan da illegal aldım ama geçmiyor bizi. Heh. Tamam, güzel. Orada ileride bir pilot daha illegal almış olmalı bu arada. McLaren'ın önündeki pilot illegal almış olmalı. Bakalım ceza falan yemiş mi onu merak ediyorum açıkçası. Pite girerse McLaren onu da görmüş olacağız. Evet, o pilot pite giriyor. Bakalım. Evet, 5 saniyelik bir ceza almış. O da tamamen bu illegallerden kaynaklanıyor arkadaşlar. 2 illegal aldığı için 5 saniyelik bir cezaya dönüşmüş diye tahmin ediyorum sadece. İlk 5'in içindeyiz şu anda. Güzel bir yarış çıkarmaya çalışacağız. Safety car in this lap mi? Safety car bug'a girmiş. Sorun yok, sorun yok. Oo, önüme kırdı bu arada. Alpin pilotu tehlikeli. Geçiş yapamayacağım Alpin pilotuna. Geçiş yapmak istiyorum ama. Oo, zaten illegal alıyoruz. Tamam, hiç zorlamaya gerek yok. Safety car tamamen çıksın, ondan sonra deneriz. Bir de safety car niye böyle bir çıkış yaptı? Nasıl böyle bir bug'a girdi? O da ayrı bir tuhaf ama... bu bug'ı da görmüş oldunuz. Safety car kendi kendine çıkabiliyor arkadaşlar. Lider bakalım ne zaman geçecek. Tamam, lider çıktı bu arada. Lider startın orada şu an. İnanılmaz. Çok fazla fark açtı bize lider. Üzücü bir durum. Umarım bir kez daha safety car gelir ama bu sefer buglanmaz. Ve bizim avantajımız olur. Kalkışı yapamamak büyük bir başınıza bela açtı açıkçası. Evet, burada iki rakibimden birden kurtulmayı başardım. Bakalım ne kadar kovalayacak ve bizi geçebilecek mi Alpin pilotu? Bilerek içeriye aldım. İçeriden çünkü dive bomb deniyorlar ve bizim başımız belaya giriyor sonra. Dive bomblara karşı önlem amaçlı kendimi içeride tutmaya çalışacağım. Mümkün olduğunca eğer geçmeyi düşünüyorsa dıştan geçmeyi denesin. En azından bir miktar daha güvende hissederim kendimi. Medium lastikleri varmış arkamdaki rakibimin. Arayı rahat bir şekilde açarız diye tahmin ediyorum onunla. Ha, güzel kovalıyor ama. Öndeki rakiplerimize güzel yetişebiliyor muyuz diye merak ediyorum açıkçası. Birinciye yetişmemiz zor gibi duruyor ama
Sıralama turunda çok daha hızlı turlar atmıştık hepsinden. Muhtemelen yetişiriz ama yani elimizden geldiğince zorlamamız lazım. Şu an yarış kondisyonu farklı bir şey. Sıralama turuyla çok bağlantılı değil aslında. Yarış kondisyonunda sürmek. Oo, bir rakibimize yaklaştık. Acaba bot mu diye düşünüyorum çünkü çok hızlı bir süreyi kapattık çok hızlı bir şekilde. Daha geç pite girmek ister misin dedi. Ben de daha geç pite girmek isterim dedim. 10. turda girmeyi kabul ettim. Bir safety car kovalıyorum yani. O anlama geliyor aslında bu. Safety car gelirse daha güzel olur. Pite girme durumu. İkinciliğe yükselmek üzereyiz artık hadi. Bırak da ikinciliğe yükseleyim be adam. Teşekkür ederim. 4 saniyelik bir fark kalmış aramızda. Arayı gittikçe kapatıyorum bu arada. Diğer Red Bull pilotuyla derken safety car mı? Virtual mı acaba? Virtual'sa da olabilir bu arada. Safety car tamam güzel. Direkt mediumlara geçeceğiz. Mediumlarla yarış biter. Set medium tire. Box this lap. Tamam güzel. Pite gireriz zaten 11 saniye içinde ve ceza yemeyiz diye düşünüyorum. Tam tahmin ettiğim gibi oldu. Pite girmeyi başardık. Soft lastiklerle kalmayı mı tercih ediyorsun gerçekten? Çok çok ilginç bir durum. Soft lastiklerle kalmayı tercih etti birinci pilot. Büyük bir kaosa sebep olabilir bu. Büyük bir kaosa sebep olabilir. Arkadan gelenler bakalım pite girecek mi? Drive turusu var bir de arkamızdaki pilotun bu arada. Bizim için her şey bize yarıyor şu an ya. Buradaki her şey bize yarıyor. Birinci pilot softlarla kaldı. O elendi bir kere arkadaşlar. O her türlü pit yapmak durumunda olduğu için onu zaten geçtik. Önümüzdeki aracın 10 saniye cezası var. Onu da her türlü geçtik. Onun önündeki 5 saniyelik cezası var. Onu da her türlü geçtik. Eğer başımıza bir şey gelmezse kötü bir durum. Yani bizim için çok güzel haberler bunlar. Bir an önce ön tarafa yetişmem lazım tabii bir yandan da. Tabii aslında bir an önce yetişmeme gerek yok. Aslında daha geç yetişirsem daha iyi. Yavaş gitmek aslında şu an daha mantıklı. Çünkü lastiklerimizi sıcak tutmamız lazım. Bir anda gazlayarak gidersek ön tarafa doğru lastiklerimizin sıcak kalma ihtimali daha yüksek. Ama tabii zaten sıraya gelmişiz. O da ayrı bir konu. Genel olarak bilgi olarak söylemek istedim bunu da. Hani diğer turun sonunda çıkacak ya araç. Böyle birazcık yavaş yavaş gitseydik sonra da diğer tura girerken birazcık gazlasaydık lastiklerimizi ısıtarak gelirdik. En azından şeye siz söyleyin. Neye? Safety car sırasına. Evet. Kıvılcım atıyor bu arada araçlar. Çok tatlılar. Eski ekran kartıyla tabii kıvılcım atıldığını hiç görmezdik arkadaşlar. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama. Güzel. Çok güzel. Ghost'u geçmeyi başardım. Çok iyi bir haber bu arada. Yani Ghost'u bir şekilde baga sokup geçmeye çalışacaktım bu arada ama. Tabii arka taraf çok yakın olduğu için birbirine derken Mercedes'le Alfa Romeo sert çarpıştılar bu arada. Ve beşer saniyelik ceza aldı ikisi de. Yanlış görmediysem. Artık lider benim. Ghost'u geçmeyi başardım. Bu benim için çok güzel bir haber açıkçası. Hop, şu Alfa Romeo'ya dikkat etmem lazım. İllegal aldı. Aynamdan dikkat ediyor musunuz bilmiyorum ama birbirlerine atak deniyorlar, bir şeyler yapıyorlar. O yüzden hani AI'da bırakmıyorum. Sürekli arkama da bakmak için. Çünkü bir anda birisi gelip bana vurmaya da çalışabilir arkadaşlar. Bakın Alfa Romeo geldi bile. Bakın. Arkamdaki Ghost vardı arkamda ve Ghost'u geçtiler yani. İllegal almamış olmaları da ayrı bir durum. O da ayrı bir konu. Olabildiğince safety car'a yakın durmaya çalışıyorum. Beni geçmesin diye Alfa Romeo pilotu. Hatta kendimi dışarı doğru iteceğim ki mesajı alsın. Geçmesini istemiyorum beni. The safety car is coming in this lap. We'll be pacing the field in sector 3. Make sure to respect the delta until the safety car is in the pit lane. Tat tat ilerleyeceğim şu andan itibaren.
Bir anda gazlamaya başlayacağım sonra. Arka taraf birbirine girecek zaten şu an. İllegal mi aldım? Gerçi Alfa Romeo mu şu an kazandı bana karşı? Nasıl bu olabiliyor? Şu an nasıl illegal aldım ben? Nasıl illegal aldım ya? Gerçekten çok tuhaf değil mi arkadaşlar? Nasıl illegal alabiliyorum ben burada? Nasıl illegal alabiliyorum ya? Yani bu bir bug bu arada, onu söyleyeyim. Herhangi bir şekilde ben yavaşladığım için geçti falan durumu değil yani. Tamam, güzel. Ya çok kötü aslında ama güzel, yapacak bir şey yok. Daha iyi bir senaryo yoktu yani şu an. Zaten başımıza gelmeyen kalmadı, en azından iyi bir senaryoyla kapattık durumu. Hiç yoktan iyidir yani arkadaşlar. Yine geçeriz bu arada bu Alfa Romeo pilotunu. Tehlikeli sürüyordu. Bir Mercedes pilotunun kaza yapmasına sebep oldu. Diğer araçları illegal alma uğruna geçti bu arada. İllegal bir şekilde almadan geçti ama baga sokarak geçmiş de olabilir, bilmiyorum. Yani kesinlikle ve kesinlikle dikkat etmem gereken bir pilot. Benim başıma bela açabilecek bir isim kendisi. O yüzden hani biliyorsunuz ben böyle isimleri hafızama yazmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Kesinlikle ve kesinlikle geçerken çok dikkatli olmam lazım arkadaşlar. Bir anda önüme kırıp bir anda kaza yapmama falan sebep olabilir bu isim. Kesinlikle dikkat edeceğim sadece. Okay, the gap behind is 3.0 seconds. ERS biriktirmeye çalışmıyorum ama ERS kullanmam da gerekmiyor şu an. Öyle bir durum var. Hadi kullanalım biraz. Geçmeme izin mi verdin? Çok tatlı bir adammışsın sen ya. Yanlışlıkla vurmuş olabilir belki Mercedes pilotunu. Ben de hemen böyle hani ön yargılı davranıyorum insanlara karşı ama bayağı izin verdi yani geçmeme hızlı olduğumu anlayınca. Güzel güzel. Umarım kovalayabilir beni. Kovalarsa güzel bir mücadele ortaya koyarız. En önde başladık biliyorum. En önde bitiremedik ama. Yani en önde devam edemedik bir süre ama. Yine bir şekilde en öne gelmeyi başardık işte arkadaşlar, hiç yoktan. Görmüş olduk en önden başlayınca neler olduğunu. Ben kalkışta biraz kötüymüşüm diyebilir miyiz? Yani kalkışta kötüymüşüm diyemeyiz de bir talihsizlik oldu diyelim ya. Ama ortalarda kalınca da başımıza neler geldiğini görmüş olduk işte. Yani orada dikkatsiz davransaydım eğer, ilk başta startta bu arada, ortalara düştük ya. Ortalarda böyle birbirine vuran pilotlar oldu, bir şeyler oldu, bir durumlar oldu. Biz böyle kendimizi kaçırmaya çalıştık onlardan. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Tekrar açıp orayı tekrar seyredebilirsiniz. Eğer onlardan kaçamamış olsaydık şu an burada değildik bu arada. Şu an muhtemelen yeni bir lobi falan arıyor olabilirdik. Çok daha rahat, daha hızlı turlar atabileceğim. Onu biliyorum. Tabii soft lastiklerim yok, orası ayrı ama yine de en hızlı turu alabileceğimi düşünüyorum. Dikkatli bir şekilde ilerlersem en hızlı turu alırım bence. Mümkün olduğunca ERS'e basıyorum. Güzel bir tur atıp en hızlı turu almak istiyorum ama kırmızı başladık sektör 1'de. Kendi süremizden daha kötü yaptık. Sektör 2 ile sektör 3'ü gerçekten güzel dönmemiz lazım ki en hızlı turu alabilirim. O da çok mümkün değil gibi gözüküyor. Mümkün olduğunca ERS'e basacağım burada. Bu sektörde kırmızı. Kendi turumdan bile kötü turlar atıyorum şu an. Ama hızlı da atmaya çalışıyordum halbuki. Medium lastikler şaşırtıyor beni. Ortaya açık bir şekilde bu virajı dönmeye çalıştım elimden geldiğince ve sonuç bu. Tamam, birazcık daha geliştirdik en azından süremizi. Şaka gibi ama durum mudur arkadaşlar? Burada yavaşlıyoruz iyice. 3.5 saniyelik bir fark var rakibimizde artık. Tamamen Alfa Romeo'dan koptuk. Başımıza da bir bela açılmadığına göre rahat rahat yarışımızı bitirebiliriz artık. Güzel, yine kanat kırmadan falan, başımıza belaya sokmadan yarışımızı tamamlamaya çalışıyoruz.
yaklaşık 11 turunu bu şekilde tamamlamayı başardık. Bayağı başarılı bir durum bence arkadaşlar gene. Gene kötü değil yani. Tam startta biraz failledik ama bence güzel durumu toparladık yani. Bir arkadaşımız daha out of session oldu. Bol bol DNF görüyoruz tabii online lobilerde. Bunlar kaçınılmaz sonlar. Yellow flag. Bir sarı bayrak daha var. Bir kaza ya da bir spin daha gerçekleşmiş. Gördüğümüz kadarıyla burada yeşil bayraklar var. Okay, tamam, temizlenmiş durum. Muhtemelen spin atan bir pilot ilerlemeye devam etti ya da DNF olan bir pilot oradan alındı bir şekilde aracı. Birine tur bindirdim yanlış görmediysem. Pit'ten çıkan bir Alfa Romeo pilotu vardı ama ikinci olan pilot değil tabii ki bu. Tamam. Bir olaylar daha olmuş ama herhangi bir şekilde safety car beklentisi yokmuş. Onu söyledi Jeff. Güzel bir haber bizim için. 3 saniyelik bir ceza aldı rakibimiz bu arada. Yaklaşık 7 saniyelik bir fark oluşmuş oldu ikinci rakiple aramda. Bu da güzel bir haber benim için. Bir olay daha oldu önümde. Ama herhangi bir safety car beklentisi yok hala. Güzel haberler bunlar. Güzel, tatlı bir şekilde ilerliyoruz. Tabii şu an fokusumu tamamen yola verdiğim için konuşmayı da unutuyor olabilirim bu arada arkadaşlar. Tadını çıkartalım Red Bull'un. Çoğunlukla Red Bull sürdüğümü görmezsiniz yani. O yüzden vites sesleri olsun, motor sesi olsun falan dinleyelim hep birlikte. Arkamızdaki rakiple aramızdaki farkı gittikçe arttırıyormuşuz. Onu söyledi Jeff. Güzel bir haber yine. Hiç kötü haberle gelmiyor Jeff bize sağ olsun. Başım nasıl belaya giriyordu fark ettiniz mi? Ölebilirdik bu arada. Biraz zorlayayım dedim. Daha hızlı bir tur atayım dedim ama lastiklerimizin aşınmış olduğu detayını unutuyoruz bazen arkadaşlar. Yani bu önemli bir detay bence. Eğer lastikleriniz bir miktar aşınmışsa onları çok fazla zorlamayın. Limitlerin çok üstüne çıkmamaya çalışın. Yani tamam lastikler yeniyse yapılıyor. Yapılmayacak işler değil bunlar ama lastikler eğer aşınmışsa sizi ölüme götürebilir bu durum. Hayatta kalmakta zorluk yaşayabiliriz yani. Ki az önce gördünüz nasıl toparlamak için neler yaptım. Gayet güzel. Artık daha hızlı bir tur atma ihtimalimiz yok oldu. Sadece pite girip soft lastik alırsak böyle bir şey mümkün. O zaman da ikinciliğe düşmüş oluruz. O yüzden de çok bir anlamı yok açıkçası. İstemiyoruz öyle bir şey yapmak. Ama Alfa Romeo pilotu eğer pite girerse hiç düşünmeden ben de girerim. O ayrı. O ayrı, o ayrı şu an benim için. We have 5 laps of fuel remaining. Şu an lastiklerim beni şaşırtacak düzeyde kayıyorlar. Açıkçası bu kadar kayma beklemiyordum ben. Lastiklerimiz çok sıcak da değiller. 99-100 derece civarında geçiyor sol ön lastiğimiz. Geziyor. Bu da gayet normal bir aslında rakam bizim için. Anlık bir şeyler dondu galiba ekranımda ama umarım yayında bir sorun olmamıştır. Kayıtta daha doğrusu. Eğer öyle bir şey olduysa şimdiden kusura bakmayın. Sarı bayrakları görüyorum. Bir olay olmuş önümde. Bir yandan kaydımı kontrol etmeye çalışıyorum. Her şey kusursuz işlemeye devam ediyor mu diye. Gördüğüm kadarıyla kusursuz. Bir kişi daha DNF oldu galiba burada. Geçmiş olsun dileklerimizi. Hepsini iletelim. Sert bir fren. Tekrar gazlamaya başlıyoruz. Bundan sonrası böyle tamamen sessizlik içinde geçebilir. Çünkü
birinciyiz. Önümüzde rakip yok. Arkamızda rakip yok. Tamamen Hollanda pisti. Ve ben tek başımızdayız. Öyle sürüyoruz sadece aracı. Yaptığımız herhangi bir şey yok. Anlatabileceğimiz herhangi bir şey yok. Zaten çoğu detaydan bahsettik. Lastiklerimizin aşınması durumu yüzünden başımıza gelen durumdan bahsettik. Yani çok anlatılacak bir şey kalmadı artık. Sadece tur bindireceğimiz araçlar var önümüzde. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar artık. Direkt yarışın sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Lastiklerim aşınmış olduğu için tapa gaz gitmekte bazı yerlerde açıkçası korkuyorum ve sorun yaşıyorum. Dikkatli hareket etmem lazım çünkü. Bir olay daha olmuş. Ama herhangi bir şekilde safety car planlanmıyormuş. Hala onu söylemek lazım. Biraz aracı daha burada tur bindireceğiz. Bu oyundan çıkan araçlar tabi. Oyundan çıktıkları için 40 AI gibi bir şeye sabitliyor oyun zorluklarını. Ve Ghost'a da dönüştükleri için rahatlıkla geçiş tamamlayabiliyorsunuz bu botlara karşı. Kurtulduk tamamen botlardan. Ön tarafa fokuslanmaya devam edeceğim. İki turluk yakıtım kalmış ki iki turumda kaldı. Tam planladığım gibi benzin beni yarışın sonuna kadar götürecek arkadaşlar. Çok rahat bir yarış dönüyor benim için. Tabii biraz sıkıntı yaşadık. Bir yerde bir hata yaptık. O da kalkış biliyorsunuz. %25 olmuştu sol ön lastiğim. Mediumlarda rahat bir şekilde yarışın sonunu götürecek bize. Yalnız ikinci pilot ve ben uçtuk gittik. Ondan sonra gelen pilot 48 saniye fark var aramızda. 50 saniyelik bir fark atmışız. Neredeyse tur bindireceğiz. Gerçekten çok tuhaf bir durum. Herkes oyundan mı çıktı acaba diye de şüphelenmiyor değilim. Sadece ikinci olan pilot yani Alfa Romeo pilotu ve ben mi kaldım acaba diyorum. Çünkü çok tuhaf yani 48 saniye 50 saniye fark yenmez yani yememelisiniz. Siz yiyorsanız mutlaka yanlış bir şeyler yapıyorsunuzdur arkadaşlar. Kendinizi mutlaka kontrol edin olur mu? Yani nasıl turlar dönüyorsunuz falan alın bir kayıt alın. Ve sonra benim attığım turla kıyaslayın sallıyorum. Nelerde hata yaptığınıza bakın. Virajları nasıl döndüğünüze bakın. Hangi vitesle döndüğünüze bakın. Bunlar sizin durumunuzu toparlayacak şeyler. Yani ben kendimi öyle geliştirdim en azından. Benden daha hızlı insanları seyredip sonra kendi turlarımı seyredip yaptığım hataları anlayarak. Burası önemli. Kendinizi analiz etmeniz çok önemli gerçekten. Kendinizi analiz ederseniz emin olun kendinizi geliştireceksiniz gün sonunda. Evet gün sonunda dedim. Gayet güzel gidiyoruz. Sorunsuz bir şekilde yarışımızı bitireceğiz. Umarım tabii ki. Son turdayız. İşler bitmek üzere artık arkadaşlar. Dilim bile dönmüyor. O kadar yoruldum şu an. Sert bir fren. Yani içeri atıyorum. Tekrar içeri atıyorum. Ve yarışımızı zaferle bitirmeyi başardık. Geri kalanlar bot değilmiş bu arada. Rakibimiz de yarışı bitirdi ama hala tur dönenler var. Gerçekten 50 saniye tur yemişler yani. Bu arkadaşımız bot değil. Bu arkadaşımız bot değil. Bu arkadaşımız bot. Bunlar da bot. Geri kalan kısım bot yani iki aracımız kalmış. Onun dışında herkes bitirmeyi başardı. Ön taraftaki tabii ki. Ben ve Alfa Romeo pilotu. Onun dışındaki arkadaşlar da maalesef yarıştan çıkan ve DNF olan araçlar olarak aklımıza kazındılar. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İlginiz ve desteğiniz için de çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.
zaten neler yapıyorsanız devam edin. Hiçbir şey söylememe bile gerek yok. Yorumlar, beğeniler çok hoşuma gidiyor. Çok teşekkür ederim ilginiz, alakanız için. Şimdilik kendinize iyi bakın. Yine yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Moonlight, nigga, why you tripping? Get your moonlight.